Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Teknoloji gelişti diyoruz ve pek çok şeyden daha hızlı haberimiz oluyor. Kendimize dair durumları çok hızlı paylaşıyoruz. Kendimizin dışındaki bilgilere ulaşıyoruz. Arkadaşlarımızla fotoğraflar çekiyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz. Görüntülerimizi sosyal medyada paylaşabiliyoruz. Peki bütün bu sosyal medyada paylaştıklarımız, dijital ortamda yaşadığımız şeylerin hem olumlu yanları var hem olumsuz yanları. İşte belki olumsuz yanlarından bugün bahsedeceğiz. Dijital ortamda nasıl bir şiddetle karşı karşıya kalıyor kadınlar? Bütün bunları Ekmek ve Gül'de bugün konuşacağız. Konuğumuz kim? Bilişim avukatı Nihan Güneli bizimle birlikte olacak. Bir bakalım Ekmek ve Gül'de bugün size başka neler izleteceğiz? Hemen ardından stüdyomuzda konuğumuzla sohbetimize başlayalım. Ekmek ve Gül'de bugün neler var? Sosyal medyada şiddeti ve dijital şiddet biçimleriyle şiddetle mücadele yöntemlerini bilişim avukatı Nihan Güneli ile Ekmek ve Gül'de konuşuyoruz. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ekmek ve Gül'ün konuğu. Gebze'de kadınlar seçimler için taleplerini Ekmek ve Gül'e anlatıyor. Evet, teknoloji gelişti dedik. Dijital ortamda da aslında biz maalesef kadınlar çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalıyoruz. Aslında bütün bunları konuşalım istiyoruz bugün sizinle. Son 10 yılda arttığına ilişkin veriler var dijital ortamdaki şiddetin. Önce bir açalım istersen dijital ortamda şiddet nedir diye, dijital ortam dediğimiz şey nedir diye. Yani dijital ortam tabii kullanımı arttıkça şiddet de ona bağlı olarak artıyor. Çünkü son 10 yılda kadınlara olan şiddet arttığı gibi dijital ortamda da artacak. Kullanım, çünkü teknolojik kullanıma bağlı bir şey. Dijital ortam bizim telekomünikasyon araçlarıyla birlikte iletişim sağlayabildiğimiz her türlü ortam. İnternet olabilir, telefon olabilir, her türlü elektronik ortama, dijital ortam olarak tanımlamamız mümkün. Senin de söylediğin gibi arttı maalesef kadına yönelik şiddetler. Bu yani şöyle açıklamak lazım aslında, sadece sosyal medya üzerinden olan şiddeti değil, aynı zamanda işte telefonla rahatsız edilme, SMS'te rahatsız edilme, çeşitli uygulamaları kullanıyoruz biliyorsunuz mesaj konusunda özellikle. Bunlar üzerinden rahatsız edilme olabilir. Kişisel verilerin paylaşımı olabilir. Yani bir kadının fotoğraflarının ya da telefonunun ya da aralarındaki iletişimin paylaşılması ya da bu konuda paylaşımın tehdidi olabilir. Şantaj olabilir. Yani Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan her çeşit suçu dijital ortamda da yaşamak ne yazık ki mümkün. Peki şöyle sormak istiyorum. Şimdi ister istemez bu ortamda böyle bir hani biz hızlı aslında bilgi alıyoruz. Hızlı birbirimize hızlı ulaşıyoruz. Neredesin, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor gibi. Bu tabii kadınlar açısından her zaman öyle iyi bir şey olmuyor. Özellikle erkekler tarafından neredesin, İnanmıyorum, fotoğrafını paylaş gibi şeylerle de maruz kalıyorlar aslında. Kadınlar açısından böylesi durumlar söz konusu. Büyük olasılıkla hani size gelen davalarda da benzer şeyler vardı. Özellikle boşanma davalarında böyle şeyleri çok yaşıyoruz. İşte eşinin Facebook hesabını işte tırnak içerisinde hackleyip ya da bir şekilde şifresini ele geçirip başka kişilerle mesajlaşmadığını ya da diğer insanlarla paylaştığı şeyleri görmek isteyen erkekler çok oluyor. Ama bunu kadınlar da yapıyorlar. Yani bu kişisel verileri erişim ve bunları yayma konusunda çok Türk insanı çok meraklı gerçekten. Başkaca yaşadığımız bir olayda aslında olmayan bir profili açıp, yani bir fake hesap açıp o kadını ya da o erkeği bu hesapla kandırmaya yönelik, hani bakalım düşecek mi bu tuzağa gibi şeyler de çok yaşıyoruz. Yani bunlar tabii aslında tacizin düşük seviyeleri ama yine de sonuçta taciz ve şiddet olarak sayılabilir. Çünkü karşı taraftakine güvenmediğinizi gösterme yöntemi olarak seçtiğiniz garip bir yol aslında. Dolayısıyla evet, yani dijital olarak çok fazla erkeklerin rahatsızlıklarına maruz kalan kadınlardan gelen talepleri çok duyuyoruz. Yani bir şekilde mesajlarına cevap vermediği için, yani sosyal ortamdaki, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarına gönderilen mesajlara cevap verilmediği için bir şekilde telefonunu öğrenip bu sefer telefonunu aranmaya başlayan erkekler olduğunu biliyoruz. Böyle şeyler oluyor evet, ne yazık ki. Peki özellikle internet açısından sonuçta bir bilgi paylaşıldığında diyelim ki işte görüntüler, fotoğraflar ve benzer şeyler. Tamam, artık bundan kurtulabilirsin, siliyorum bütün görüntüleri, telefon numaranı da zaten artık internette görmeyeceksin gibi gibi şeyler. Ama o bilgiler aslında silinmiyor. Yok, değil mi? Yok maalesef. Bir kere internete koyduğunuz bir şeyin internetten tamamen silinme ihtimali diye bir şey yok ne yazık ki.
Çünkü şöyle, siz mesela bir fotoğrafınızı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıyorsunuz. Hangisinin olduğunu hiç önemi yok. Yani sosyal fotoğraf paylaşmaya özgülenmiş sosyal medya siteleri de olabilir bu. Ya da işte hepimizin kullandığı Facebook, Twitter gibi siteler de olabilir. Buralarda fotoğraf paylaştığınız zaman profiliniz kapalı dahi olsa, o fotoğraf oradan çekilip kaydedilemiyor bile olsa ekran görüntüsünü alma yöntemi var biliyorsunuz. Her bilgisayarda evet. var. Bir kişi sizin oraya koyduğunuz fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak bilgisayarında saklayabilir. Siz diyelim ki gerekli yerlere, bütün sitelere başvurduğunuz tek tek dolaşıp kaldırılmasını talep ettiniz ve o siteler bunu kabul ettiler. Ve sitelerden fotoğraflar kaldırıldı. Aynı şekilde arama motorlarına da başvurdunuz. Gerçekten böyle haklarınız var, uygulayabildiğiniz, uygulanmasını talep edebileceğiniz. Hepsinden kaldırsanız bile o bir ekran görüntüsü bir kişinin bilgisayarında kalmaya devam ettiği sürece o fotoğrafın tamamen internetten silindiğini iddia etmeniz mümkün değil. Çünkü o kişi her zaman o fotoğrafı yeniden yükleyebilir. Siz yüklemeseniz bile internete koyduğunuz içerikler o yüzden hiçbir zaman silinmiyor internetten. Yani internetin kendisinde bile olmasa bir kişinin internet bağlantısı olan bilgisayarında olduğu takdirde her zaman o tehdit devam ediyor. Dolayısıyla hangi fotoğrafları, hangi videoları paylaşacağımıza muhakkak dikkat etmemiz lazım. Yani her önümüze gelen, her çektiğimiz güzel selfie mesela. Paylaşmasak daha iyi olur. Tabii böyle konuşunca insan gerçekten korkuyor da bir şekilde sonuçta nasıl paylaşılacağını. Yani internete girmek sonuçta ya da işte çeşitli sosyal medyayı kullanmak bu anlamda sonuçta kötü bir şey değil. Aslında biraz şöyle düşünmek lazım. Eskiden sizin yani hepimiz ne yapıyorduk? Bir tane aile şeyimiz var, albümümüz vardı aynen. Bu albüme eve gelenlere istediğimiz fotoğrafları koyup paylaşıyorduk. Yani çocuklarımızın işte çıplak fotoğraflarını, işte hani sevimli fotoğrafları duş alırken, banyo yaptırılırken vesaire falan. O fotoğrafları sadece güvendiğimiz aile büyüklerine, üyelerine ya da arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza gösteriyorduk. Neden? Çünkü olması gereken bu. Yani o anı yaşadığınız zaman etrafınızda olmayan ama sevdiğiniz insanlara gösterebilme arzusudur fotoğraf çekmenin en temel sebebi. Şimdi siz internet sitesinde bunu koyduğunuz zaman zannediyorsunuz ki sadece arkadaşlarınız görüyor. Halbuki mesela biz sizinle arkadaşız. Siz bir fotoğraf yüklediniz Facebook'a. Ben o sırada yanındaki insanlara da gösteriyorum onu. Hatta ekran görüntüsü alıp komik bir şeyse paylaşıyorum herkese. Geçmiş olsun, ne oldu şimdi o fotoğraf? Aynı şekilde yani sadece tabii internet ucu bucağı olmayan bir mecra olduğu için şöyle de bakmak lazım. Hani burada yeri gelmişken onu da söylemek isterim. Hazır ben açtım konuyu bari toparlayayım. Çocukların bu çıplak fotoğraflarını Facebook'a falan yüklemesinler. Şimdi buradan da çağrıda bulunmuş olayım herkese. Çünkü gerçekten pedofili çok ciddi bir problem ve o fotoğraflar sonra bambaşka sitelerden hiç beklemediğiniz yerlerden çıkabiliyor. Yani böyle çocukların adına Facebook hesapları açılıp oradan ay çocuğum yemek yedi işte yok bezini değiştirirken falan. Böyle şeylerde yapmamakta fayda var. Bence bir avukat olarak bunu önerebilirim herkese. Peki genel olarak size gelen davalar açısından düşündüğünüzde en çok son zamanlarda hangi davalarla uğraşıyorsunuz? Valla sosyal medyayı düşünürsek ya da yani dijital ortamda başa gelen sıkıntılar olarak düşünürsek hakaret, tehdit, şantaj. Tabii yani aldı yürüdü zaten biliyorsunuz hani siyasilerde çok kullandığı evet. için. Şimdi bütün herkes en ufak bir şeyi hakaret olarak değerlendirip direkt dava açmaktan da ziyade erişim engelleme kararı aldırma çabasında. Çünkü öyle haklarınız var artık. Sadece içeriğin engellenmesi mümkün olduğu için size birisi atıyorum bir tweetle hakaret ettiği zaman hemen onu o tweet'i engelletebiliyorsunuz. Öyle bir başvuruda bulunup engelletmeniz mümkün. Ama onun haricinde tabii mesela çok karşılaştığımız bir sıkıntı Facebook mesajları üzerinden küfürleşme. Ay neler insanlar birbirlerine hiç yani normal şartlarda yüz yüze gelseler asla söylemeyecekleri şeyi arada bir bilgisayar perdesi olduğu için ekrana bakarken çok rahat söyleyebiliyorlar. Bu çok büyük bir sıkıntı tabii. Hep söylüyoruz yani internetin normal hayattan hiçbir farkı yok. Keşke hani böyle birebir aynı ortamda olmadığınız insanları küfredebilme özgürlüğü diye bir şey yok yani. Öyle bir hak hukuk yok. Onu da buradan netleştirelim. Dolayısıyla bunlar çok oluyor. Aynı şekilde kişisel verilerin paylaşılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal çok karşılaştığımız iki suç türü. Yani mesela son dönemde çok patladı bu. O yüzden örnek verebilirim. Tacize uğrayan kadınlar tacizcilerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Tacizcilerinin sadece fotoğraflarını çekmeyip aynı zamanda atıyorum mesaj atıyorlarsa o mesajları hemen paylaşıyorlar. Mesela o size atılan mesajları paylaşmanız haberleşmenin gizliliğini ihlal. Sizi taciz eden bir kişinin kişisel bilgilerini yani adını, soyadını, ev adresini ya da o kişiyi tespit etmeye yarayan herhangi bir verisini paylaşmak kişisel bilgilerin paylaşılması demek. Aynı şekilde işte ne bileyim o adamın ya da işte
çok düşük ihtimal ama kadının öyle diyeceğim. Başka verilerini paylaşırsanız özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna sebep olabiliyorsunuz. Yani kendinizi savunmaya çalışırken ve yanınızda duracak insanlar araştırırken bir taraftan da kendiniz suç işlemiş oluyorsunuz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Peki böyle düşününce şimdi kadınlar açısından da zaten sonuçta işte bir yere başvurmak, şikayet etmek ve benzer şeyler çok uzun süreçler. Ve sıkıcı. Sıkıcı evet. Bununla birlikte sonuçta işte taciz eden kişi açısından da yani en azından hani teşhir edilmesi, ortaya koyulması gibi bir şey de var sonuçta. Sosyal şey açısından. Şöyle düşünmek lazım. Herkes suçu kanıtlanıncaya kadar masumdur. Yani şöyle durumlar ortaya çıkabilir. Ben şeyi anlayabiliyorum. Aynı zamanda kadın taciziyle, daha doğrusu sokakta taciz konusunda da çalıştığım için ve bu konuda ücretsiz danışmanlık sağladığım için kadınlara o hissiyatı çok iyi anlıyorum ki hepimiz de yaşadığımız için anlıyoruz. Evet. Otobüste, metrobüste, orada burada, sokakta hani başımıza bir taciz hikayesi muhakkak hani her gün olmasa bile 3 günde bir, haftada bir muhakkak geliyor. Elleme olmasa laf atılıyor, laf atma olmasa bakılıyor. Hani bir tacizin hani seviyeleri var okey ama yani sonuçta hep bir tacize maruz kalma mümkün. O yüzden şeyi anlayabiliyorum. Ben şimdi gidip bu adamı şikayet edeceğim ve karakollarda sürüneceğim, ondan sonra gideceğim hakime anlatacağım derdimi, bu dava kaç sene sürecek, bu adam kim bilir ne kadar ceza alacak vesaire gibi düşünülüyor. Dolayısıyla da o adamın o an fotoğrafını çekip paylaşmak herkesin çok kolayına geliyor ve insanlar da çok destekliyorlar bunu. Halbuki belki de o adam değil. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bundan birkaç sene evvel ben şöyle bir hikaye gördüm gene Facebook'ta. Birisi uçağa binmiş de uzun New York'a bir yer Amerika'ya gidiyorlarmış. Çok uzun süredir uçacaklar. Yanlarında oturan kadın da çocuklardan hoşlanmayan bir hanımmış ve ona işte istememiş yani çocuk ikiz bebekleri olan bir aileyle uçmak. Bu kadının fotoğrafını Facebook'ta paylaşıp işte bu kadın şöyle kötü böyle bilmem şimdi ben tabii yumuşatıyorum. Hani söylemiyorum orada yazılan şeyleri ama inanılmaz hakaretler artı yazının altında da o kadının fotoğrafı var. Altında kadının yaptığı yazıyor. Hakaret, tamiz bir ifadelerle. Yazının altında da binlerce yorum. Aman bu kadına işte şöyle olsun, böyle olsun, böyle iyi olmayan dileklerini paylaşan bir sürü insan. Şimdi böyle şeyler yapmamak lazım. Yine söylüyorum. Yanınızda olsa o kadına onu diyemiyorsunuz. Ondan sonra fotoğrafını koyup, yani böyle bir şey olabilir mi? Özel hayatın gizliliği ihlal çok net yani. Üstüne bir de hakaret ediyorsunuz. İki ayrı suç birden. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Yani kendimizi koruyacağız diye. Başka bir suça, yani biz sonuçta haklıyız orada ve mağduruz, tacize uğramışız ama bir anda sanki olayı bambaşka bir yöne doğru çekmemek lazım, suç işlememek lazım. Şunu da altını çizmek istiyorum, biz otobüste, benim vekili olduğum bir davada otobüste taciz edilmiş bir kadına, tacizcisine 1 yıl 8 ay hapis cezası aldırdık. Dolayısıyla bu işleri kovalayınca insanlar cezada alıyorlar. Dolayısıyla gidip şikayetçi olmakta fayda var muhakkak. Peki izleyicilerimize küçük bir ara verelim. Batman Tatvan'da kadınlar sahilde çalışıyorlar, bir bisiklet kiralıyorlar ve sahilde neden çalışıyorsunuz, kadınlar çalışamaz algısını kırıyorlar. Onu izleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben ilk buraya geldiğim zaman, eşimle beraber geldiğim zaman insanlardan çok tepki aldım. Bir kadın nasıl erkeklerin içinde sahilde çalışır diye tepki aldım. Ama ben kendimi bildiğim için, eşime destek olmak istediğim için ben yine de direndim ve bugün buraya geldim. Ve 3 yıldır burada bisiklet kiralıyoruz. İlk yıl kulübemiz bile yoktu. Geçen yıl demirden bir küçük kulübe koyduk. Açıkta kiralıyorduk önceden. Şimdi biraz daha hani ilerletmek istiyoruz. Bisiklet kafe düşünüyorum ben. Ama maddiyatım düşük olduğu için ben bisiklet kafe yapamıyorum. Sahilde burada belediye başkanımız bize çok kısıtlı bir imkan veriyor. Burası belediyeye ait bir yer ve bizi kaldıracağını söylüyor, sürekli kaldıracağını söylüyor. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim şu anda maddiyat sıkıntım var. Hem olduğum yeri güzelleştiremiyorum, bayanlar gelemiyor. Ben burada amacım bayanları getirtmek, bayanlarla çalışmak, kendimi insanlara tanıtmak ama yani bunu ben yapamıyorum. Maddiyatım çok dar. Burada çoğunlukla bayanlarla çalışmak istiyorum. Bayanlar hani benim müşterilerim bayan olsun istiyorum. Ben kadınlara kendi ayaklarının üzerinde durmaları için mücadele etmelerini istiyorum. Yenilgiyi kabul etmesinler. Yani erkekler baskı yapıyor, erkeklerin baskısını kabul etmesinler. Dirensinler. Başarı her zaman kadın için, yani önleri açık, uğraşsınlar diyorum ben.
Emek etmeden, okumadan memur yaptın. Onu da en yüksek maaşlı olan yere yerleştirdin. Niye o kadar okuyanlar hepsi boştu. Ona hele çok var şimdi. Emeksiz alıyor. Acaba o parayı nasıl yiyorlar çocuklarıyla? Tamam, ben Yıldız Kaçmaz. Tatvan'da yaşıyorum. 5 çocuğum var. Çocuklarım hiçbiri okumadı. Yani çok istiyorduk okusun ama okumadılar. Okumadılar, bilmiyorum. Okumayı seçmediler. Şimdi hepsi geziyor boş boş. Eşim tutuklanmış 6 aydır. Onun için buraya geldim çalışmaya. Oğlumla birlikte. İşte kadınların zorlukları. Burası babamın. Hani ben de babama yardım ediyorum. Yani insanın kendi parasını kazanması tabii ki de güzel bir şey. Ya her kadın ister de şimdi Tatvan'da her kadının ailesi izin vermez bir yerde çalışmasına. O da hani geri kafalılık mı diyeyim? Erkek baskısı, aile baskısı, çevre baskısı. Yani kadınlar üretime katılsın tabii. Ben Batman dedim ama tabii Bitlis Tatman dememiz gerekiyordu. Orada da aslında kadınlar pek çok algıyı kırmak için özel bir mücadele veriyorlar, sahilde kafe işletiyorlar. Ve bunu da ısrar edeceklerini söylüyorlar. Şimdi bir sohbetimize devam edecek olursak, dijital ortamda nasıl daha farklı şiddet biçimleri karşımıza çıkıyor? Yani nelerden bahsedebiliriz mesela görüntüler ve fotoğrafların dışında? Yani şöyle, şiddet belki, hani şiddet deyince ben hep hukuki olarak anlıyorum. O yüzden de hani hukuken şiddetin tanımı farklı olduğu için, ama belli mesela suç işleme tipleri var tabii ki. Mesela kredi kartı hırsızlığı, dolandırıcılıklar, web siteleri üzerinden kredi kartları bilgilerinin alınıp insanları dolandırmak ya da ne bileyim işte banka şifrelerinin çalınması, e-posta şifrelerinin çalınması. Mesela size gönderilen bir maile tıkladığınız zaman bilgisayarınıza erişimin sağlanması. Dolayısıyla hani bunlara dikkat etmek lazım. Yani sadece şey açısından değil, böyle taciz veya şiddet açısından değil ama aynı zamanda mali bütünlüğü bozabilecek şeyleri. Bir tane sinek geldi de, pardon. Oluyor tabii stüdyoda böyle şeyler, canlı yayın beni sever sinekler. Yani dolayısıyla mali bütünlüğü bozabilecek hareketlere de dikkat etmek lazım. Yani size gelen elektronik postalara, tanımadığınız insanlardan gelen elektronik postalara eğer link varsa ya da indirilmesi gereken bir dosya varsa ekinde onlara tıklamamakta fayda var. Aynı şekilde mesela sen bana şifreni gönder de ben şuna bakıvereyimler oluyor çok. Onlara itibar etmemek lazım. Ev içinde mesela erkekler genelde ortak hesap kullanabiliriz. Evet, onu ben hiç anlamıyorum. Ortak hesap kullanabiliriz. Evet. İkimizin ismiyle olabilir ya da maillerimiz, benden bir şey mi gizliyorsun, neden şifreni vermiyorsun gibi. Ya tabii karşımızdaki insanın, ben aile psikoloğu değilim ya da psikolog zaten değilim. Ama karşımızdaki insanın özgürlüklerine biraz tabii dikkat etmek, yani dikkat etmek demeyeyim ama izin vermek lazım o insanlara. Yani hani berabersin sonuçta, güvenmek lazım. Ben o yüzden çok anlamıyorum işte Hasan ve Ayşe Öztürk diye hesaplar var mesela, onlar beraber kullanıyorlar herhalde. Böyle isim verdik, problem olmasın. Bilmiyorum valla, ben uydurdum şu an, hiçbir inşallah yoktur. Ama dediğim gibi yani sonuçta tanımadığımız insanlarla nasıl sokakta birdenbire böyle hani arkadaş, eş, dost olmuyorsak, normal şartlarda internet üzerinden tanıştığımız insanlarla da o kadar yakınlaşmamakta fayda var. Çünkü mesela haberlerde falan çok görüyoruz, özellikle genç kızların başına geliyor. Facebook'tan tanıştıkları erkekler, işte onlar kendi yaşlarını büyük gösteriyorlar, kız çocukları. Erkekler de kendi yaşlarını birkaç yaş küçük gösteriyorlar ya da bazen hiç göstermiyorlar bile. Sonra bir yerde buluşuluyor. Ondan sonra istenmeyen sonuçlar. Yani hani çok çeşitli olduğu için şimdi ben örneklendirmek istemiyorum burada. Ya da internetten tanıştığı birileriyle evden kaçanlar oluyor. Yani tanımadığımız insanlarla nasıl sokakta çok fazla iletişime geçmiyorsak, internet üzerinden de bunlara dikkat etmekte fayda var. Ya da şöyle şeyler çok oluyor. Hani bir ara oluyordu, şimdi oluyor mu bilmiyorum ama bizim de var öyle müvekkillerimiz. Polis arayıp işte ben polisim, bana 10 bin lira gönderdi. Onun bir şimdi e-posta, elektronik posta versiyonu başladı. İşte ben polis, işte komiseri bilmem kim, işte bilmem ne bilmem ne için şu kadar para göndermeniz gerekiyor falan diye e-postalar göndermeye başlamışlar. Onlar tabii SMS'den ya da telefondan daha, biliyorsunuz elektronik posta bedava. O yüzden artık herhalde demek ki onu kullanıyorlar. Böyle şeylere kanmamak lazım. Çünkü bir kere her şeyden evvel polis
olduğunu söyleyen birisi sizi aradığı zaman tamam sen kapat ben arayayım mı yapabilirsiniz onu. O da şöyle hangi karakolda çalıştığını, hangi şubede çalıştığını ve ismini öğrenin. Tamam deyin, kapatın, o şubeyi arayın. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa öğrenin ki %100, 1 milyon ihtimalle söyleyeyim. Öyle bir şey mümkün değil. Hiçbir polis bir vatandaşı arayıp para ondan isteyemez telefonda. Çünkü polisin doğrudan vatandaştan alacağı bir parayla işlem yapması gibi bir şey söz konusu değil. Meğer ki sizi suçüstü atıyorum işte bir mekanda sigara içerken yakalasın. Onda bile siz gidip şeye yatırıyorsunuz. Polise vermiyorsunuz parayı yani. Vergi dairesine yatırıyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şey söz konusu değil. Sizden para istenirse hani dijital yolla bu dolandırıcılıklara kanmamak lazım. Peki bu hakaret davaları ya da işte tehditler ve benzer şeyler geçen genelde kadınların açtığı davalar mı oluyor, erkeklerin açtığı davalar mı oluyor? Öyle yüzdesel bir şey yapmak zor. Çünkü ya işte çok popüler çünkü bu ara herkes birbirine açıyor. Erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara, erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere. Herkes mümkün olabildiğince çok hakaret davası açıyor birbirine. Hakaret davası iki çeşit. Ben biraz ondan bahsedeyim. Çünkü tabii. Çok karıştırılıyor. Şimdi siz hakarete uğradığınız zaman gidip bir suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu suç duyurusunda bulunduğunuz zaman dava ceza mahkemesine açıyor. Eğer savcılık sizin suç duyurunuzu dikkate değer bulursa, koşturulmasına yer olduğuna dair karar verirse o zaman bir iddianame hazırlıyor. Ve bu iddianame sonucunda da mahkeme değerlendiriyor sizin suç olarak gördüğünüz hususu diyeyim. Halbuki bir de öbür tarafı var bu işin. Siz hakarete uğradığınız için maddi ya da manevi kayıplara uğramış olabilirsiniz. Bu da tazminat gerektiren bir durumdur. İkisi birbirinden ayrı davalar. İkisi birbirinin hiçbir bağlantısı yok. Biri ceza mahkemesinde, biri hukuk mahkemesinde görülen davalar. Dolayısıyla genelde şöyle yapıyorlar. Ceza davasını açıyorlar. Ondan sonra biraz bekleyip hani ceza davasının sonucuna bağlı olarak hukuk davası açıyorlar. Hukuk mahkemesinde tazminat davası. İki şekilde de yapılabilir. Dolayısıyla hani bazı izleyiciler belki şey yapıyor da olabilirler hani tam anlamıyor olabilirler. Bazen ceza alınıyor, bazen niye para ödeniyor diye. Tamamen hakarete uğrayan mağdurun yaşadığı veya tercih ettiği yöntem ya yaşadığı olay sonucunda tercih ettiği yöntemle bağlantılı bir şey. Yani dediğim gibi isterseniz ceza davası açarsınız, isterseniz tazminat davası açarsınız. Kanun yani yürürlükteki mevzuatımız ikisine de ayrı ayrı davalar olarak izin veriyor. Yani sayı olarak elimizde bir data yok çünkü bu verileri Adalet Bakanlığı'ndan talep etmek ya da almak TÜİK açısından bile çok mümkün olmadığı için ama bir hani herhangi bir kişisel veri olarak değil, yani anonim olarak talep ettiğiniz bile bizim bakanlığımız ya da bizim mahkemelerimiz böyle verileri tutmuyorlar ne yazık ki istatistik amaçlı bile olsa. En azından benim bildiğim kadarıyla ulaşabildiğim bir veri yok bu konuda. Ama benim kişisel gözlemim gerçekten çok arttığı yönünde. Çünkü insanlar sosyal medya kullanmayı biz çok geç başladık. Geç başladığımız gibi de çok haldır uldur başladık. İşte hep gene söyleyeceğim aynı şeyi ama sokakta yapmayacağımız bir şeyi internette de yapmamak lazım. Yaptığımız zaman yani şurada mesela biz iki kişi konuşuyor olsak ben size söylüyor oluyorum bunu. Ama ben size açık bir şekilde mesaj attığım zaman onu isteyen herkes görebiliyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey de yani ikimiz arasındaki bir iletişim olmuyor bu. İkimiz arasında gizli bir iletişim olmaktan çıkıyor. Üçüncü kişilere de açtığımız, onların da görebileceği, katılabileceği, hatta yorumlandırabileceği bir sürece dönüşüyor. Dolayısıyla bunu burada paylaşımlarda bulunurken öyle aklımıza esen her şeyi aklımıza estiği şekilde paylaşmamak lazım. Hukuken kendimizi koruma altına alabilmek için. Aslında şöyle bir şey de var. Biz birden girdik dediniz. Birden zaten hızla yayıldı. Yani 10 yıl içerisinde bizim geldiğimiz nokta inanılmaz bir yere doğru gitti. Bir de sosyal medya fenomeni olmak gibi bir durum da söz konusu sonuçta. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Yani bu davalar ve benzer şeyler bizim ünlülerin birbirlerine açtığı davaları var. Biliyoruz. Ya da işte kadın gazetecilere dönük kısmını bence biraz ayrıntılı belki tartışmalıyız mutlaka. Ama şunu sormak istiyorum. Yani sadece kadın gazeteciler, sadece ünlüler açısından böyle bir şey söz konusu değil. Yani ne görüntüler, ne fotoğraflar. Yani sokaktaki vatandaş açısından da geçerli oluyor. Ve özellikle genç kadınlar açısından da bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor herhalde bu şiddet. Şöyle söyleyeyim. Birkaç aşamalı bir soru oldu. Ünlülerden ve kadın gazetecilerin durumundan bahsedeyim. Şimdi bizde hedef gösterme çok arttı. Son 3-4 senede özellikle kadınlar ve kadın gazeteciler çok fazla hedef gösteriliyorlar. Bu az önce bahsettiğim haldır uldur dalma ve kendini nerede olduğunu bilememe huyu söz konusu olan
kadın ve kadın gazeteciler ya da ünlü kadınlar olduğu zaman artık çok tavana erişiyor. Benim kişisel olarak tanıdığım için denk geldim, bildiğim, takip ettim. İşte Melis Alpan var, Ceyda Karan var. Bunlar hem çeşitli dönemlerde gerek iktidar gerekse başka kişilerce hedef gösterilmesinin yanında bir de kendi yaptıkları aktivitelerden dolayı işte ne bileyim bir fotoğraf paylaşmak olsun. Benim de hoşuna gitmeyen şeyler. Aynen öyle. Zaten Türkiye'de birisinin hoşuna gitmiyorsanız bir sürü insan hoşuna gitmiyor oluyorsunuz bir anda. Öyle bir sıkıntı var. Ben zannetmiyorum ikisini de birebir tanıdığım için kendilerini böyle birilerinin hoşuna gitmek üzere konumlandıran insanlar değiller ama insan yine de rahatsız oluyor. Yani biz de işte ben Gezi döneminde birkaç davada yer aldığım için çeşitli işte birkaç bir şey paylaştık Twitter'dan ve hani ofise almadığımız telefon diyemediğimiz küfür kalmadı. Ya böyle şeyler oluyor. Bunlara biraz tabii alışmak lazım. Bu sinek beni bırakmıyor. Evet, şey eve götüreceğim ben onu. dolayısıyla da oluyor yani onlar da böyle şeyler yaşıyorlar ama bu tabii bu demek değil ki biz normal insanlar, faniler de yani 100 tane takipçisi olan insanın bile bunu yaşayamayacağını düşünmek çok normal değil. Mesela birkaç gün önce Ekşi Sözlük'te şöyle bir şey oldu. Zannedersem birkaç yüz, şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim paylaşımcı şey takipçi sayısını ama çok fazla kişi tarafından takip edilmeyen bir kızın fotoğraflarını komik olduğu için Ekşi Sözlük'te paylaşmışlar. Yani kızın profili açık olduğu için fotoğraf alıp doğrudan sözlüğe koymak gibi bir durum tabii ki söz konusu değil ama linki koymuş. Yani hani bunu mesela Hürriyet gazetesi de yapıyor. Hı hı. Mesela Özgecan Aslan öldürüldüğü zaman sen de anlat hashtag'iyle paylaşılanları sanki bir pornografik galeriye çevirip kadınların çeşitli fotoğraflarıyla beraber orada o bunu dedi, bunu dedi. İşte Nihan Güneli sen de anlat da başından geçen tacizi anlattı falan. Ya kadına taciz kültürünü o kadar özümsedik ki artık bunu normalleştirme çabasında gazeteler bile. Bana bu çok acı geliyor, manasız geliyor ama yapacak tabii ne var bilmiyorum açıkçası. Onun üzerine belki çözüm konuşmak lazım bu noktadan sonra. Dolayısıyla herkesin başına gelebilir bu. Sizin paylaştığınız herhangi bir şey bir gün gazetede görebilirsiniz. Başka birisinin profilinde de görebilirsiniz. Başka bir internet sitesinde de görebilirsiniz. Böyle şeyler mümkün. Öte yandan bir de tabii az önce sen de bahsettin şu şey meselesi var. O anda erkek arkadaşınız olan bir insanla çektirdiğiniz samimi fotoğrafların bir anda internete düşmesi ve bir sürü insanla paylaşılması aynı zamanda da belki de aileye gönderilmesi veya aileye gönderilmekle tehdit edilmesi. Zaten genç kadınlar açısından mesela en büyük tehditlerden bir tanesi aileye gönderme, paylaşma. Mesela çeşitli sosyal medya şeyleri açısından da mesela aileden gizli açılan hesaplar ve benzer şeylerin teşhir edilmesi gibi tehditler oluyor. Oradaki şeyleri de belki konuşmak lazım genç kadınlar açısından. Özellikle üniversite öğrencileri içerisinde de yaygınlaşıyor. Sadece böyle tanımlamamak lazım üniversite tabii değil, genç lise. Kadınlar. Yok yani lise sürecinde bile yani sonuçta artık sanıyorum 10 yaşını dolduran her çocuğun elinde, çocuk çünkü onlar 18'e kadar ama hani her çocuğun elinde bir telefon var ve o telefonlar her şeyi yapabiliyorlar yani. Yani internete girip bir şey paylaş, fotoğraf çek, video çek, oraya koy, buradan kaldır, oraya gir, yorum yap falan. Bunların hepsini yapabilecek bir genç nüfus var elimizde ve bu genç nüfus kullandıkları araçların gücünün çok da bence farkında değil. O yüzden bilişim okuryazarlığının belki de ilkokuldan itibaren ders olarak konulması çok önemli. Çünkü internetin gücünün gerçekten farkında olmayan çok fazla sayıda genç insanı görüyorum ben kendi gözlemim. Yani bu muhakkak bu konuda yapılmış araştırmalar vardır ama dolayısıyla da küçük yaşta böyle hani çok da müstehcen olmayan ama aslında ailesini gördüğü zaman rahatsızlık doğurabilecek aile açısından ya da o genç kız açısından. Sadece genç kız da değil yani erkek öğrencilerin de başına onları garip pozisyonlarda fotoğrafını çekip ondan sonra tehdit etmeler falan. Lisede falan çok oluyor böyle şeyler. Duyuyoruz. Üniversitelerde de oluyor. Dolayısıyla yani aslında bu teknolojiyi nasıl iyi kullanacağımızı biraz çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Aynı şekilde genç kadınlara da öğretmek lazım bunu üniversiteye. Özellikle aileden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerinin bu konuda yaşadıkları sıkıntıları ben de biliyorum, takip ediyorum. Ama bunun önüne geçmenin birkaç yolu var. Bir tanesi öyle fotoğraflar çekmemek. Çünkü biliyorsunuz geçen sene Fappening diye bir şey oldu. Bütün ünlü Amerikan aktrislerinin kendi çektikleri fotoğraflar, oldukça müstehcen fotoğraflar, bazıları erkek arkadaşlarıyla olan fotoğraflar, genelde üstsüz, çoğu zaman altsız böyle gerçekten çıplak fotoğrafları ve hiçbir yere göndermemelerine rağmen sadece iCloud şifrelerini hacklenerek bunları şu hala internette her yerde var ve dosya olarak indirebiliyorsunuz bilgisayarınızı böyle ortamlarda var. Yani
Ya da geçenlerde işte sanıyorum 2 hafta önce haber oldu. Bir Çek Cumhuriyeti'nde bir öğretmen işte bir çekime gidiyor, ona bir ilaç veriyorlar falan. Hani bu da var internette. Var yani, bunlar internete gelince bir daha kalkmıyor. Dolayısıyla böyle fotoğrafları hiç çekmemek en mantıklısı ve doğrusu bana kalırsa. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Belki bu şiddetin nasıl önlenebileceğine dair kısmını ikinci bölümde konuşacağız. Evet, şimdi sizi Ankara'ya götürüyoruz. Ankara Disk Kadın Komisyonu HDP'li ve CHP'li milletvekili kadın adaylarla kadın işçileri buluşturdu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiler Ankara'da. Onu izleyelim. İkinci bölümde Ekmek Begül'de dijital ortamda şiddeti konuşmaya devam edeceğiz. Taşeron işçisi kadınların, işte hastanelerde biliyorsunuz, belediyelerde ve değişik iş kollarında, bunlara yönelik kreş gibi, ne bileyim haklarını koruma gibi bir projeleriniz var mı? İkinci sorum ise ev emekçisi. Biliyorsunuz onların iş gücü çok belli olmuyor, ev emekçilerinin. Çalışıyorlar ama hani her gün aynı şey. Bunlara yönelik bir projeleriniz var mı? Bunları öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Gerçekten de taşeronlaşma aslında hani biraz önce arkadaşlarım da söz etti, bu 80'den bu yana gelen bu ekonomik politikaların bir uzantısı. AKP herhalde en dindar kapitalist parti olarak geçecek siyasi tarihe. Bir yandan bir dindarlık söylemi var ama kapitalizmin hani sonuna kadar en vahşi halini uygulamaktan çekinmiyor. Böyle bir geleneğin devam ettiricisi oldu arttırarak. Bu taşeron izin alımı dediğiniz gibi hastanelerde ama hani özel sektörün dışında artık kamu kurumlarında en temel hizmet alanlarına kadar da yaygınlaştı. Bu bir yandan o kamusal hizmetlere azalmasına yol açıyor. Ve bir yandan da aslında hem hizmet alan açısından çok önemli bir alan, hem de hizmet verenler, yani taşeron işçiler açısından güvencesiz, ücreti az olan ve sizin de dediğiniz gibi bir denetimi olmayan, her türlü istismara, tacize, mobbinge açık bir alan. HDP zaten taşeronlaştırmayı tamamen bitirmeyi hedefliyor. Taşeron statüsünde çalışanların kadroya alınması, özel sektörde de olsa kamuda da kadroya alınma, kaybedilmiş haklarının da tazminini öngörüyor. Ev emekçisi kadınlara geçeyim, hani hızlı gidiyorum, daha çok soru da alabilirim diye. Ev emekçisi kadınlarla da ilgili HDP'nin özellikle çok altını çizdiği bir politikası var. Çünkü aynı zamanda bunu kadınların özgürlük mücadelesiyle, kadınların emeğinin görünür olmasıyla da iç içe düşünüyor. Ev emekçisi kadınlar için de çok genel olarak zaten hani ev emekçisi kadınların kendi örgütleri üzerinden kurduğu bir politikası ve beyannamede yer alan bilgileri var. Ev emekçisi kadınların sigortalanması, sosyal güvenceye kavuşturulması yer alıyor. Buna ilişkin bir düzenleme yapıldı ama işler bir düzenleme değil şu anda. Hani bunu evde ev emekçisi kadın çalıştıran bir kadın ya da erkek bunu sosyal güvence işlemi yapmayı kalksa yapamıyor. Yani kurmadılar. Bir adı var ama kendi yok sistemi. Dolayısıyla ev emekçisi kadınların sosyal güvenceye kavuşturulmaları, 10 günden az çok çalışıyor ayrımına bakılmaksızın kaç gün, ne kadar süre çalışsın, artı geriye dönük haklarını alabilmeleri ve bunun evcisi kadınların, ev emekçisi kadınların sigortalanması sürecinin de basitleştirilmesi, bürokratik yapılardan uzaklaştırılması, hatta biz diyoruz ki evinden çıkmadan bu işlemi başlatabilmesi. Dolayısıyla hani hem ev emekçisi kadınlar hem de taşeronlaştırma HDP'nin herkesin temel ihtiyaçlarını karşılanacağı yaşam hakkını hedefleyen ekonomik yapısının en önemli temel başlığı. Benim CHP'li vekil adayları arkadaşlara bir iki sorum olacak. Milletvekili adayım ama DİSK üyesi, bir numaralı şubesi kadın arkadaşımız olarak soruyorum. Kadın tutuklu ve çocukları hükümlüler için CHP'nin
parti olarak ne yapmayı düşünüyor? Onun haricinde mevsimlik kadın işçiler konusunda CHP'nin bir statüleştirme çalışması var mıdır? Elbette bu konudaki sorumluluk milletvekiline düşüyor ama biraz önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi asıl sorun sizin, biz parlamentodayken bizden hesap sorabileceğiniz bir zeminin yaratılması. Yani eğer biz orada oturuyor ve bir şey yapmıyorsak, 4 yıl sonra karşınızda geldiğinizde sorgulamak yerine alanlarda olarak, alanlarda sesinizi yükselterek ve bize doğrudan ulaşmaya çalışarak ya da ulaşamayarak, kadın cezaevleri konusunda da çalışan bir arkadaşımız, bu benim kişisel ilgi alanım. Ama biliyorsunuz partide cezaevleriyle bu dönemde özellikle erkek arkadaşlarımızın önderliğinde çok ciddi çalışmalar yürüttü. Çok önemli bilgi toplaması yaptı ve kamuoyu yaratmaya çalıştı. Kadın cezaevlerinde kadınların gereksinimleri noktasından ele alınması, insani bir yapıya kavuşturulması konusunda ciddi çalışmalar yapmak üzere şahsen ben adayım. Yani bunu söylemeliyim. Çocuklar için özellikle bunu yaşamış biriyim. Cezaevinde de kalmış biriyim. Kadın cezaevinde 2 dönemde de kalmış. Oradaki tabloyu bilen, oradaki çocukların sorunlarını hem çocuklar olarak hem de bir sanık olarak bilen biriyim. Bunu hepimiz görüyoruz. Nedenli büyük problemler var. Özellikle çocuklar yönünden nedenli büyük problemler var. Şartların iyileştirilmesi konusunda ama bunu da şöyle görmüyorum arkadaşlar. Erkek cezaevlerindeki durum daha parlak değil. Aynı sorunlar, bir de kadın olmaktan ötürü kadın cezaevlerinde alınmayan sorunlar var. Bu sorunların giderilmesi konusunda burada böyle bir söz verimde ne kadarını yapabiliriz, parmak sayımız ne kadarına yeter bunu bilmiyoruz ama bunun yapılacağına inanmamızı isterim. Hazır sizleri de böyle bir arada bulmuşken benim en çok istediğim öğrencilere ücretsiz parasız eğitim hakkı. Bunu lütfen hani milletvekili olduğunuzda çok gündeme getirirseniz biz hepimiz burada çocuklar olan ya da işte ileride torunları olacak insanlarız. Çünkü benim bundan canım çok yandı. Ben 2 tane üniversitede çocuk okutuyorum. Biri mezun oldu bu yıl. 2. öğretim oğlum okumak zorunda kaldı. Ben birçok arkadaşımdan duyuyorum ki 2. öğretimi kazandı ama 2. öğretimin harç parasını ödeyemeyeceğim için göndermedim diye. Allah'tan biz belediye bünyesinde çalışıyoruz da hani imkanlar dahilinde çocuğumu 2. öğretimde okutabildim. Yurtlarda ciddi anlamda çocukların beyin yıkama durumu var. Çünkü devlet yurtlarında benim kızım, oğlum Alanya'da olduğu için onun evi şusu busu kızımı mecbur devlet yurduna göndermek zorunda kaldım. Çünkü çocukları toplayıp orada temeli olmayan ailelerin çocuklarına özellikle abi abla adı altında ciddi anlamda bir beyin yıkama yapılıyor. O yüzden ben diyorum ki lütfen yerinize ulaştığınız zaman bu devlet yurtlarını bir ele alın. Sadece öğrencileri değil, hocaları, üniversitedeki çalışanları, işte oradaki taşeron işçileri, oradaki akademik alanda çalışma yürüten ve muhalif herhangi bir şey söylediği için soruşturmalara maruz kalan hocalarla birlikte değerlendirmek gerekir. Yurt sorununa değinecek olursak, yurtlarda özel yurtlar ve devlet yurtları olarak var ne yazık ki. Ama öğrencilerin hiçbir ihtiyacını karşılamıyor. Evet. Oradaki yemek sorunu zaten ayrı ve yurtlarda şu şekilde genellikle paran varsa daha iyi koşullarda yaşayabiliyorsun. Daha özel yurtlarda kalıyorsun. Bu kampüs içindeki yurtlara da dahil, şehir içindeki herhangi bir yer içinde dahil. İşte düşük gelirliler ya da imkanlı olmayanlar 8 kişilik odalar var, 4 kişilik odalar var, 2 kişilik var, tek kişilik var. O kadar şey olur ki yani eğer paran varsa, kazanıyorsan ya da zenginsen yurtta problem değil. Yani çok daha o kadar lüks bir yurtlar, evlerden falan bile çok iyi. Şimdi biraz da belki bunu gelir dağılımını, ekonomik koşulları da aynı zamanda değerlendirmek gerekir. Çünkü üniversite gençliği de hep buralardan. Yani böyle arkadaşlar var ki ya da hani biz de yaşadık, yol parasını denkleştiremediği için okula gidemiyor. Örneğin bir metro hattı açtılar.
da üniversiteye ulaşıyorken şimdi 1,5 saatte 3 tane araba değiştirerek gidiyorum ve o ego aktarması çoğu zaman boşa çıkıyor. Tekrar kart basmak zorunda kalıyor. Bunun da yine çözümünde harekete geçecek olanlar üniversitede evet gençliktir ama en önde genç kadınlar olacaktır diye düşünüyorum. Ve her gün daha da büyüyor. En azından yan yana gelebildik, konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz ve bir şeyler yapmak için adım atmaya başladık. Daha da ileriye götüreceğimize meclis boyutunda hele böyle kadın temsiliyetinin yüksek olduğu bir partiyle girildiği zaman eminim ki artık gençler marjinal olarak değil, toplumun bir parçası ve geleceği olarak sadece görünmek değil, hayata geçirilecek bir noktada olacak diye düşünüyorum. Sosyal devlet ilkesine inanıyoruz. Sosyal devlet ne demek? Eğitimde ve sağlıkta bütün yurttaşlara ulaşabilir, kaliteli, eşit bir hizmeti verebilmek. Bu anlamda da sosyal devletin gerekliliği olan eğitiminde ücretsiz bütün yurttaşlara eşit olarak sağlanması gerekiyor. Evet efendim, dijital ortamda kadına yönelik şiddet artıyor dedik. Bilişim avukatı Nihan Güneli ile sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle kadınlar açısından sosyal medyaya işte çeşitli hakaret ya da tehditler durumunda işte sosyal medyaya girmeseydi o zaman ne işi var o adamla, niye böyle biriyle birlikte oluyor? Kadına sürekli bir sorumluluğun yüklendiği bir durum söz konusu. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Valla çok şey söylemek isterim de işte burada bir kısmını söyleyeyim sadece. Şimdi bizim kültürümüzde son dönemde özellikle kadının başına gelen taciz konusunda kadını suçlamak çok moda. Ya gerçi son dönemde demeyeyim, hep böyleydi. Ataerkil bir toplum olduğumuz için kadın yapmasaydı, kadın etmeseydi, işte kadın onu giymeseydi, kadın oraya girmeseydi, oraya yazmasaydı, o erkekle görüşmeseydi falan. Ya kadınlar tabii ki elbette kendilerini bir yere kadar korumakla mükellefler. Her insan olduğu gibi yani nasıl erkekler kendilerini koruyorlarsa kadınlar da aynı şekilde kendilerini koruyacaklar. Ama bu demek değil ki kadın kendini korumayacak bir hareket yaptığı zaman tacize açık olsun ve tacizi kabullensin. Bunu bu şekilde kabul etmemek lazım her şeyden evvel. İkinci olarak da yani şimdi sosyal medya, daha doğrusu dijital özgürlükler dediğimiz alan herkese açık. Dolayısıyla çok önemli sosyal medyanın kullanımı, dijital hakların kullanımı, yani bir telefonun kullanımı, bir sosyal medya mecrasının kullanımı. Çünkü neden? İfade özgürlüğü açısından çok mühim bir alan sağladığı için. Yani siz iletişim özgürlüğü bakın. Anayasal hakkımız biliyorsunuz iletişim özgürlüğü. Yani iletişim özgürlüğü sağlamak adına bir telefon ediniyorsunuz. O telefondan sizi rahatsız ediyorlar. Ya da o telefonunuzu sürekli kontrol eden bir baba, abi, koca var başınızda. Bu son derece korkunç bir şey. Aynı şekilde sosyal medyaya niye girmiş? Facebook'ta niye hesap açmış? Twitter'da niye bilmem ne yapmış falan. Şimdi İfade özgürlüğünün ne şekilde kullanılacağı kişiye ait bir haktır. Bunu anneler, babalar, abiler, amcalar, dayılar yargılayamazlar, sorgulayamazlar. Yani yargılarlar, sorgularlar tabii de yapmamalıdırlar diye bağlayayım. Dolayısıyla da kadına toplumun her kesiminden gelen her noktadaki baskılar sosyal medya kullanımı açısından da görülüyor. Yani sosyal medya kullanımının kadınlar bakımından daha az olduğunu söylemek güç. Son istatistiklere göre eşit oranda kullanım olduğunu ben gözlemliyorum. TÜİK istatistikleri de bu yönde ama internet kullanımının özellikle doğuya doğru gittikçe kız çocukları bakımından çok düştüğünü biliyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle internetin ülkemize ilk geldiği yıllarda yalnızca erkek çocukların internete erişiminin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde cep telefonu bakımından da. Yani herhalde işte internet kafelere gitmek ilk zamanlar açısından. Evet. İnternet kafeler. İşte evet, kız evet. Çocuğun orada ne işi var ki? Erkek çocuklar ama istediği gibi, istediği tabii. Saatte, istediği saatte eve girer. Aynen, ve oraları kullanabilirler gibi bir şeyde, durumda söz konusu. Aynen öyle. Yani az önce de söyledim ilk bölümde. Yani internet toplumun genelinden daha farklı bir ortam değil. Yani böyle uzayda bambaşka bir ülkeden bambaşka bir gezegene doğru yazmıyorsunuz yazdığınız şeyleri. Aynı ülkedeyiz, aynı şeyi kullanıyoruz, aynı şeyleri deneyimliyoruz. Dolayısıyla da kadına şeydeki bakışın, Türkiye'nin genelindeki bakışın farklı olmasını beklemek güç internet üzerinde de ya da cep telefonu kullanımında da. Dolayısıyla bunu bu şekilde toparlamak mümkün diye düşünüyorum. Yani kadınlar internet kullanımlarında muhakkak ki aile üyelerinden bir baskı görüyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ifade özgürlüğünün kullanımı açısından tam tersine desteklenmeli diye düşünüyorum ben. Peki.
Peki mesela işte kadına yönelik şiddet durumlarında da mesela cinayetlerde de kadına yönelik cinayetlerde de işte başka biriyle birlikte fotoğraflarını gördüm. İşte benden ayrılacağını söyledi, öyle görüntüleri çekiliyor ya da telefonunda mesaj buldum ya da telefonu sürekli çalıyordu, sürekli birileriyle konuşuyordu benim dışımda gibi pek çok gerekçe gösteriliyor. Evet, gerekçelendirme ihtiyacı duyuluyor aslında. Çünkü kadına şiddet her zaman bir gerekçeye bağlanıyor, az önce de söylediğim gibi. Kısa etek giymeseymiş, tacize uğrama gerekçesi. Efendim oraya gitmeseymiş de kadınlara pembe metrobüs, kadınlara pembe ulaşım araçları. Erkeğin yaptığı şiddeti kadından dolayı gerekçelendirmek çok saçma. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bir kapı açmıyoruz. Biz yani kollarımızı açıp beklemiyoruz gelip insanlar bizi taciz etsinler diye. Aynı şey sosyal medya kullanımı için de, iletişim araçlarının kullanımı için de geçerli. Yani bir kadın sosyal medyada hesap sahibi diye onu oradan gidip taciz edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu nasıl ki sokakta bir kadını taciz etmiyorsanız sosyal medya üzerinden de aynı kadını taciz etmemeniz lazım. Yani bu toplumsal normların kadınlara olan baskısı aynı şekilde de devam ediyor. Sosyal medya üzerinden de devam ediyor muhakkak ama dediğim gibi ifade özgürlüğünün kullanımı olarak değerlendirmek lazım. Ve de bu özgürlüğün kullanımının kısıtlanmaması açısından mesela işte eşlerin birbirlerinin Facebook'una, birbirlerinin telefonlarını falan kontrol etmemelerini ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir kişisel bir cihaz cep telefonu, kişisel bir hesap Facebook hesabı, Twitter hesabı. Dolayısıyla da kişisel kullanım açısından o kişiye ait olarak kalması gereken bir şey. İnsanların birbirlerini bu şekilde kısıtlamamaları son derece önemli. Peki aslında biz dijital ortamda şiddetten çokça bahsediyoruz ama herhalde düşündüğümüz zaman kadına yönelik şiddet diye tartıştığımızda aslında şiddet biçimleri çok iç içe giriyor. Yani ekonomik şiddete maruz kalan bir kadın dijital ortamda da o erkek tarafından çok iç içe, şiddete maruz kalıyor. Ya da işte diyelim fiziksel şiddete zaten maruz kalıyorsa zaten işte ona ulaşan birinin erkeğin şiddetine tekrar yani çok iç içe girmiş durumda. Yani şu şiddet türünü uyguluyor diye bahsedemiyoruz sonuçta. Birini uygulayıp diğerini uygulamayı olma ihtimali de bana kalırsa çok düşük. Bilmiyorum bu konuda bir istatistik var mı, bakmak lazım tabii ama sonuçta sadece bir elinden cep telefonunu alıp da başka türlü bir şiddet uygulamamak gibi bir şey olmaz diye düşünüyorum ben en azından kişisel deneyimlerimden harekete geçerek, düşünerek. Yani tekrar söyleyeceğim, ifade özgürlüğünü sağlayan temel araçlardan biri bugün sosyal medya. Bir insanın sosyal medya kullanımını kısıtlamak aynı zamanda ifade özgürlüğünü kısıtlamakla eşdeğer konuma geldi. Çünkü kendimizi ifade edebileceğimiz her alan konuşma demek gibi bir şey bu. Yani niye kullanıyorsun ki onu, kullanma. Hani sana ne derler değil mi? Dolayısıyla hani insanlar bu şekilde değerlendirirlerse bu durumu belki daha sağlıklı bir yol almak ve iletişim kurmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Aslında ona hani şöyle örnekler de verebiliriz belki biraz daha açılması açısından. Yani mesela ekonomik şiddette nasıl oluyor? Diyelim ki sen çalışma, sen yorulma, ben sana bakarım. Ya da para geliyor diyelim ki eve. Evet. Bu senin param, benim param diye bir şey mi var? İşte ortak paramız. Yani bu kadına gelince tabii öyle ortak para olmuyor, ortak harcama da olmuyor. İşte aynı şey birlikte bu şeyi işte Facebook'u birlikte kullanalım, maili birlikte kullanalım. Aslında ikisi çok gerçekten iç içe girmiş durumda oluyor. Yani evet işte dediğim gibi herkesin kendi hayatı olmalı. Yani ne kadar da çift olsanız sonuçta hayatınızın dizginlerini başka birisine devretmemeniz lazım. O, yani ben çok anlayabildiğim bir konu olmadığı için çok elle tutulur bir bilgi veremiyorum bu. Çünkü hani çift olarak Facebook kullanımı, çift olarak işte hele ki elektronik posta hiç anlayabildiğim bir şey değil. Çift olarak aynı telefonu kullanmak gibi bir şey. Nasıl mümkün değilse elektronik posta da öyle olmalı ama değil. Yani bunu yapan insanlar var ama bence insanları... Yani çiftler birbirlerini bu konuda serbest bırakmalı. Aynı şekilde anneler babalar da çocuklarını serbest bırakmalı. Ama şimdi çiftler bakımından başka, anneler babalar bakımından başka bir yorum yapmak mümkün bence burada. Çünkü özellikle 18 yaşını geçmemiş çocuklar bakımından az önce de söyledim. İnternetin ne şekilde kullanabileceğini çok fazla bilemedikleri için ve internette başlarına gelebilecek sıkıntıları çok fazla tahmin edemedikleri için alabildiğinde böyle bir... Vurdum duymaz bir şekilde internet kullanımı söz konusu olabiliyor. Yani bütün akılına gelen her şeyi yazmak, çizmek, işte ne bileyim olmayacak şeyleri paylaşmak, fotoğraflar da dahil olmak üzere ya da olmayacak içerikleri paylaşmak gibi şeyler mümkün olabiliyor. Mesela bizim yaşadığımız, bildiğimiz bazı şeyler var. Bu çocukların çok fazla oynadığı oyunlar var internette. Çevrimiçi olarak oynanan oyunlar. Şimdi onları ben söylemeyeyim buradan tabii ama bu oyunlar lokalize edilip Türkçe'ye çevriliyor. Bir sürü Türkiye'de oyun şirketleri var. Bunlardır oynanıyor.
oynayan çocuklar var. Fakat bu çocuklardan bir kısmı çok sinirleniyorlar. Oyunlarda işte ne bileyim oyunları kaybettikleri zaman ya da oyunları yayınlayan şirketler onlara bedava bir şey vermedikleri zaman falan. Bu oyun şirketlerinde çalışan insanların Facebook hesaplarını bulup onların fotoğraflarının altında küfürlü bir takım işte sen şöylesin sen böylesin gibi ithamlarda bulunabiliyorlar. Yani bence ailelerin çocuklarına aile içi eğitimi verirken nasıl ki hani mesela çocuklarımıza ne diyoruz? İşte abiye merhaba de, amcaya teşekkür et, işte küfür etme, öyle denir mi çocuğum olmaz falan. Bunu internet içinde geçerli olduğunu açık ve net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü çocukların ben bunun çok fazla farkında olmadıklarını gözlemliyorum. Yani bu çok acı bir şey. Çünkü işte çocuklara nasıl internet kullanılacağını demek ki yeterince öğretemiyoruz. O internetin ne olduğunu bilmiyorlar demek ki. Çünkü suratına gelip küfretmeyen çocuk bir fotoğrafın altına gayet böyle dümdüz gidebiliyor. Olamaz böyle bir şey. Yani aile olarak ona bunun da yanlış olduğunu söylemek lazım. Çünkü çocuklar biliyorsunuz hani bomboş. Biz ne verirseniz o tarafa gidiyorlar. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. İnternet kullanımının ne kadar faydalı, ne kadar bilgiye ulaşmanın en temel yolu olduğunu göstermenin yanında aynı zamanda bir takım tehlikelerin de olduğu, paylaşımlarına bir takım sınırlamalar getirmeleri gerektiği, bir ya da ne bileyim işte sokakta bir yere giderken nasıl bir yanına birisi yaklaştığı zaman işte şeker ister misinle, gel buluşalım, yani internette tanışıp gel buluşalım demenin aslında birbirinden çok da farklı şeyler olmadığını, bunları açıkça çocuklara anlatmak, öğretmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Ya çünkü aslında dış dünyada nasılsa internette aynı şiddetle, aynen benzer şekilleriyle, aynı pekiş süreçlerle belki de karşı daha kolay karşıyayız. Aslında çünkü neden biliyor musunuz? Çocukları bugüne kadar bütün işte ilkokul ya da o anaokulundan itibaren işte bak yanına yabancı birisi gelirse onunla konuşma, işte yabancı birisinin arabasına binme, yabancı birinin verdiği şekeri alma bilmem ne diye böyle sürekli onlara kodluyoruz bunu ve söylüyoruz sürekli, yani bunu yapmaman gerekiyor, şöyle davranmaman gerekiyor diye verdiğimiz için çocuk bir noktadan sonra yanına gelmediği için o adam ya da kadın internette uzak bir yerde onunla bir şeyler paylaşmaktan kendini geri çekmiyor. Onun hatalı ya da istemediği sonuçlar doğurabileceği bir yere doğru gittiğini göremeyebiliyor. Dolayısıyla çocukları bu konuda da eğitmek ve uyarmak gerektiğini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki sakın yanlış anlaşılmasın. Çocukları internetten kopartalım, uzaktan. Hayır, kesinlikle. İnternet çok faydalı bir, nasıl kullandığınıza göre değişir. Telefon gibi. Sadece oyun oynarsanız hiçbir şey alamazsınız ama arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Aynı şekilde telefonunuzdan da interneti kullanarak bir sürü yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Kendinizi geliştirmenize yol açabilecek, sağlayacak daha doğrusu. Bir sürü paylaşımda bulunabileceğiniz bir ortam sağlıyor size internet. Dolayısıyla bunu da olumlu şekilde kullanmak lazım. Yani çocukları internete olumlandırmak lazım diye ben uyarayım buradan. Çünkü anneler babalar yanlış anlamasın, çocuklar internet kullanmasın. İnternet yasakçılığı. Yok, hayır, asla. Hiçbir konuda yasak bence koymamak lazım. Peki özellikle şimdi bu şiddet türleriyle mücadele kısmını yani neler yapılabilir? Senin özetle söylediğin kanun var, hukuk yok dediğimiz evet. Şey biraz açalım mı? Şöyle, bizim kanunlarımız aslında birçok yani genel olarak değerlendirildiğinde bence yeterli. Hatta bence fazlalık kanunlar bile var. Var ama uygulamasına geçmek birazcık can sıkıcı olabiliyor. Şöyle mesela taciz konusunda bilhassa alabileceğiniz çok fazla hukuki aksiyon var. Gidip işte suç duyurusunda bulunabilirsiniz. İşte az önce de anlattım, hakaret konusunda olduğu gibi yine tazminat davası açabilirsiniz maddi manevi. Ama bu süreçler çok uzun. Türkiye'de yargı süreci çok uzun olduğu için bunları genelde bilhassa taciz konusunda kadınlar çok fazla tercih etmiyorlar. Aynı şekilde internette taciz, internette sosyal medya ortamlarında taciz ya da işte dijital şiddet diye tabir ettiğimiz konularda da bu internet sitelerinin büyük bir çoğunluğu yurt dışında bulundukları için Türk hukuku da doğal olarak orada geçerli olmuyor ve internet protokol dediğimiz IP adreslerinin tespiti, yani bir o içeriği kimin girdiğini tespit etmemize yarayan bilgileri o internet sitesinden talep edip suçluyu bulmak çok zor. Yani çok uzun süreler bunlar. Dolayısıyla da insanlar bunu çok fazla tercih etmiyorlar demeyeyim ama sonuç alamayacaklarını düşündükleri için kendilerini geri çekiyorlar bu yollardan. Yani şöyle bir şey için mesela ispat etmeniz lazım. Yani şöyle bir nick kullanıyor ama hayır ben biliyorum ki bu kişi bu diye bir şey yeterli olmuyor değil mi? Hayır, olmuyor tabii ki. Yani ben şimdi senin bana yazdığın bir şeyi götürüp savcıya gösterdiğim zaman tamam sen bunu yazdın da bunun kanıtı nerede diyor doğal olarak. Yani bir inceleme yapılması lazım ya da o kişinin sen olduğunu kanıtlanması için o internet sitesinden ya da o uygulamadan bunu konfirme edecek bilgilerin gelmesi lazım. Dijital bilgilerin ulaştırılması lazım. Şimdi bunlar olmadığı takdirde bir kere yani suçlunun
tanımlanabilmesi için bu bilgiler lazım. Eğer senin suçlu olduğunu kanıtlayamazsak mümkün değil seni bu konuda suçlamamız. Dolayısıyla da elimizde somut deliller olması lazım ki şüpheden sanık yararlanır ilkesinden seni ayrı tutabilelim ve suçlayabilelim ve sen cezalandırılabil. Dolayısıyla internette işlenen suçlar bakımından bu bilgileri elde etmek çok kolay olmadığı için insanlar çok tercih etmiyorlar. Aynı şekilde de sokakta taciz vesaire gibi durumlar olduğu zaman da süreç çok uzun olduğu için. Yani bir polise gidiyorsunuz işte karakolda harcayacağınız zaman ondan sonra işte savcılığa gideceksiniz. Bazen gitmeyeceksiniz ama işte savcılık kendi kararını verecek. Hakime gideceksiniz. Başınızdan geçen olayları tekrar tekrar anlatacaksınız gibi. Hani böyle bir seneyi geçen, iki seneyi geçen bazen süreçler olduğu için insanlar çok fazla tercih etmiyorlar. Bu noktada şunu önerebilirim. Sokaktaki kısım bakımından bir önerim yok tabii ki. Herkes muhakkak şikayetçi olsun, suç duyurusunda bulunsun. Ve biraz ayrıntılı konuşalım istersen. Tabii. Yani dijital ortamdaki şiddete dair mesela ne yapabilir? Bizi izleyenler açısından nerelere başvurabilir? Nasıl şeyler yapılabilir? Biraz onu konuşalım. Bu noktada iki aşamalı bir süreç işlemek lazım. Yani kafamızı netleştirmek açısından biz bu içeriğin kaldırılmasını ve bu insanın sadece dijital ortamda tırnak içinde söyleyeyim cezalandırılmasını mı istiyoruz? Yoksa bu kişinin bulunup gerçekten Türk Ceza Kanunu anlamında bir ceza almasını mı talep ediyoruz? Bu konuda bir netleşmemiz lazım. Çünkü bütün internet sitelerinin, bütün sosyal medya sitelerinin bilhassa ve uygulamaların raporlama bölümleri var. Herkesin bildiği ama birçoğumuzun kullanmadığı üzere. Hoşunuza gitmeyen, sadece sizi taciz etmek amacıyla gönderilmiş değil, aynı zamanda beğenmediğiniz, suç olduğunu düşündüğünüz, işte terör örgütlerini öven, propaganda yapan, ne bileyim işte küfürlü ya da müstehcen, işte müstehcen tanımı da çok şey ama yani müstehcen, hoşunuza gitmeyen herhangi bir içerik diyeyim ben. Bunu gördüğünüz zaman raporlamayı tıklayarak, ya mesela işte Facebook'ta var report diye bir bölüm var. Oraya tıkladığınız zaman size soruyor zaten bunu neden raporluyorsun diye. Bu içeriğin kalkmasını istiyorum, bu içerik benim hoşuma gitmiyor, bu içerik aslında olmadığı gibi gösterilmiş bir içerik. Aslında böyle bir içerik yok, bu içerik kandırmak amacıyla yazmış falan gibi alt alta seçenekler var. Bunları seçerek o site yönetiminin o içeriği incelemesini sağlıyorsunuz. Bu incelemeyi sağladıktan sonra da çok büyük ihtimal eğer içerik gerçekten hatalı bir içerikse yani sitenin kurallarına uymayan bir içerikse onu oradan kaldırıyorlar. Aynı şekilde bana hakaret var, bana hakaret ediyor dediğiniz zaman da o kullanıcının hesabının kapatılması ya da askıya alınması gibi sonuçlar doğurulması da söz konusu olabiliyor. Bunlar kısa vadede sizin o içeriği yani sizi rahatsız eden ya da size tacizde bulunan kişinin hesabının kapatılmasını ya da askıya alınmasını sağladığı için daha garantici yöntemler. Biz de genelde bunlar üzerinden ilerliyoruz hukukçular olarak. Çünkü dedim ama aynı bilgisayardan başka bir hesapla oturum açmasının önünde bir engel yok değil mi? Yok, hayır. Yani o şey işte trollemek çok kolay ama dünyanın her yerinde böyle bu. Sonuçta o kişiyi tespit edip bir suçundan dolayı ceza verdiniz diye o adamı bir daha sosyal medyayı bir daha asla kullanamayacaksın demek de aslında çok da hakkaniyetli olmayabilir. Yani tabii ki cezalandırılması gereken bir takım hareketler oluyor. Ama bunların cezası her zaman böyle hani 5 yıl yatsın, gitsin, tutuklu kalsın falan gibi düşünmemek lazım. Çünkü hakkaniyet açısından da çok uzun sürelerde cezalar verilmesi bence çok mantıklı değil. Caydırıcı olması lazım. Yani Facebook mesela yaptığı bu sizin hesabınızı bir hafta askıya alıyor. Eğer siz o hesapla yatıp kalkıyorsanız yeni bir hesap oluştursanız bile ya da hali hazırda cebinizde tuttuğunuz bir hesap varsa bile aynı tadı almıyorsunuz. Çünkü orijinal hesabınıza giremiyorsunuz. Bu çok ciddi bir yaptırım olabiliyor birçok insan açısından. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu hesap ortadan kalktığı zaman aslında o kişi cezalandırmış oluyor ama bence yine de hani süreç uzun da olsa, tespite güç de olsa bu tespiti yapacak olan kişi kendisi değil sonuçta savcılık ve bilişim şube polis yapacak. Gene de bir dilekçeyle savcılığa suç duyurusunda bulunmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. O zaman özetle yani dijital ortamda böyle bir şiddete maruz kaldığımız zaman raporlamaya mutlaka başvurmalıyız ki biriksin evet. Bu raporlar. İkincisi de sonuçta uzun süreçli bir sonuçta alınsa, süreci yayılsa da mutlaka işte bir dilekçeyle savcılığa başvurma gibi bir şey iyi olur diye söylüyorsunuz. Evet ama şöyle şunu da söyleyeyim yani bu sadece dijital ortamda olan başınıza gelen sıkıntılar bakımından değil. Her konuda yani şimdi bizim insanımız birazcık böyle aman kim uğraşacak? Davranıyor. Yani hepimiz, ben de öyleyim bazen, siz de muhakkak yani burada da vardır herkes aynı fikirde diye düşünüyorum ama şöyle
Mesela bir apartmanın önünde ya da bir sokakta, bir köşede, kenarda tacize uğradınız olabilir. Yani başınıza bir sıkıntı gelebilir. Yani birisi sizi rahatsız edici şekilde bakmıştır, korkutmuştur sizi, küfretmiştir ya da eliyle taciz etmiştir. Olabilir, bunlar yaşanan şeyler. Ama bizim insanımız genelde ya kendinde arıyor suçu ya da tamam neyse canım şimdi kim uğraşacak deyip gidiyor. Halbuki bir polis arayıp haber verseler belki orada onlardan sonra tacize uğrayacak kadını korumuş olacaklar. Çünkü bir sokakta devamlı olarak taciz olduğu zaman orada ne bileyim bir ışıklandırma çalışması yapılabiliyor, bir sivil polis görevlendirilebiliyor, polis araçları orada devreye gezmeye başlayabiliyorlar. Ya böyle korumacı yöntemler söz konusu olabiliyor. Bunları harekete geçirmek için kendinizi sadece kendinizi düşünerek değil, sizden sonra o sokaktan geçecek diğer insanları da düşünerek hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ben şahsen sürekli polis arayıp onu bunu şikayet eden bir insan olduğum için bunu da öneriyorum herkese. Peki şöyle bir geçiş yapmış olalım. Yani dijital ortamda da bir şey şikayet etmek, hani onun kim taraflarını bulmak falan çok zor oluyor bazı zamanlar. Aynı şey sokaktaki taciz için de geçerli. Yani herhangi bir yerde, belki ilk defa geçtiğiniz bir sokakta biri tarafından tacize uğrayabiliyorsunuz. Evet. Arabada laf atabiliyorlar ve benzer şeyler. Orada da taraflarını bulmak o kadar kolay olmuyor. Evet. Sizin böyle bir inisiyatifi var yani canımız sokakta diye. Ondan da biraz bahsedelim mi? Yani niye önemli gerçekten bu raporları vermek, işte polise mutlaka bildirmek? Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Tabii canımız sokakta, biz 4 sene önce kurduk canımız sokaktayı. Bizim İstanbul'da yaşamaya başlayan Amerikalı bir arkadaşımız Taksim'de tacize uğradıktan sonra çok asabı bozulunca ya ben ne yapabilirim bu konuda diye düşünüp Amerikan Holaback diye bir dernek var. Onlar tabii sivil toplum kuruluşu. Onu Türkiye'ye getirebilir miyim acaba diye düşünüp onu bir şubesi olarak başladık biz İstanbul'da. Fakat sonra işte benim bildiğim kadarıyla İzmir'de başladı, Ankara'da başladı, Antalya'da başlıyordu en son. Biz yaklaşık 4 senedir canımsokakta.com alan adından, internet sitesinden bir platform sağlıyoruz taciz mağdurlarına. Çünkü tacizde bizim hem kendi yaşadıklarımız hem de gözlemlediklerimiz insanların bu konuları en yakınlarına bile anlatmaktan imtina etti, çekindi. Çünkü kadınlarda hep kendilerini, biz sadece kadınlar alanında çalışmıyoruz ama tacize uğrayanlar dediğim mağdurlarda hep kendini suçlama. Acaba ben şöyle yapsam nasıl olurdu? İşte eteği giymese miydim? O gün çıkmasa mıydım? Ya bak işte öyle yaptığım için böyle oldu falan gibi. Hep bir, böyle bir gerekçelendirme tacizi durumu var. Bir de biz kapalı yapılı bir toplum olduğumuz için çoğunlukla evde geç saatte eve gitmiş bir genç kadının ya da kız çocuğunun tacize uğrayıp da bunu annesine babasına anlatma ihtimali çok çok düşük. Fakat insan bunu içinde tuttukça çok şişiyor yani. Muhakkak birisiyle paylaşması lazım. Biz böyle bir platform sağlıyoruz. Canımsokakta.com'a girdiğiniz zaman tamamen anonim olarak başınızdan geçen taciz hikayesini anlatıp nerelerde, İstanbul'un nerelerinde tacize uğradığınızı net bir şekilde paylaşıyorsunuz ve biz bunu haritalandırıyoruz. İstanbul'un en çok, İstanbul'un taciz haritası diye bir haritamız var. İstanbul'da nerelerde en çok tacize uğrandığını bu haritada belirtiyoruz. Bir de tabii güvenli bölgeler var. Onlar yeşille, taciz bölgeleri pembeyle belirtiliyor. Tabii turistler daha çok tacize uğruyorlar. Onun haricinde de hikaye paylaşım organizasyonları, toplantıları düzenliyoruz. Tacize uğrayan mağdurlara olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Biz, ben en azından kendim, başvuran ve şikayetçi olmak isteyen mağdurlara olabildiğince hukuki destek sağlıyorum. Elle tutulur bir durum varsa eğer davaya dönüşebilecek, davalarını da ücretsiz olarak üstlenip yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben bu konuda taciz, yani başınızdan geçen taciz hikayelerini paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artı şikayetçi olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk bölümde de söyledim, yine söyleyeyim, her yerde de söylemeye devam edeceğim bunu. Biz 2 sene önce, ya 1,5 sene önce diyeyim, otobüste tacize uğrayan bir kadın müvekkilimize, tacizcisine 1 yıl 8 ay hapis cezası aldırdık. Dosya hala Yargıtay'da sonuçlanmadı ama sonuçta ilk derece mahkemesi 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi tacizciye. Elle taciz ettiği için bir kadını. Dolayısıyla sonuç almak evet uzun ve acılı. Başınızdan geçen hikayeyi tekrar tekrar anlatmanız gerekiyor. Ama sonuç alınabiliyor. İlla hani böyle baştan peşin hükümlü davranıp da hayır hiçbir şey olmayacak biliyorum ben o adam sokaklarda dolaşmaya devam edecek diye olumsuz düşünerek hareket etmemek lazım. Yani hukuk sistemimiz yavaş işliyor olabilir. Bütün kanunlar gereği gibi uygulanmıyor da olabilir. Uygulayan kişiye göre değişiklik gösteriyor da olabilir durum. Ama uygulanıyor sonuçta. Uygulandığı durumlar da var ve böyle bir şansı da değerlendirmek bence lazım. Çünkü her ne kadar ben
hukuki olarak 1 yıl 8 ay hapis cezasının çok yüksek olduğunu düşünsem de böyle bir olay için, hakkaniyete çok uygun olmadığını düşünsem de sonuçta böyle kararlar da alınabiliyor. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani bence tacize uğrayan kişiler durumun içlerinde bulundukları ortamı genel olarak değerlendirerek tabii. Yani adamın kolundan tutup bomboş bir sokakta koştur poliste gidin anlamında demiyorum. Çünkü her zaman güvenlik ilk sırada gelmeli. Yani kadın her zaman ya da taciz mağduru her zaman kendini korumak zorunda. Yani bomboş bir sokakta bir tane adam sizi taciz ediyorsa gel polise gideceğiz diye kendinizi orada itme kaçın. Ama başka bir durumda eğer tutabiliyorsanız o tacizciyi muhakkak şikayetçi olun. Çünkü ben sonuç alınabildiğini yani gördüğüm için kendi mesleki hayatımda herkese de bunu öneriyorum. Peki Nihan, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Konu ne kadar keyifli olmasa evet. Da çok keyif aldık sohbetinden. Teşekkür ederim. Evet efendim, Ekmek ve Gül'ün sonuna geldik. Dijital ortamda kadına yönelik şiddeti tartıştık aslında çeşitli başlıklarıyla. Her ne kadar hukuk sistemi yavaş ilerlese de dedi avukatımız, mutlaka şikayetçi olalım, raporlama tutturalım, bununla ilgili dilekçe verelim ki biriksin bütün bu şikayetler diye anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz sizi Adana'ya götürüyoruz. Adana HDP milletvekili adayı Meral Danış Bektaş'la sohbetimiz gelecek şimdi ekranlarınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Merhaba Ekmek ve Gül izleyicileri. Kadın adaylarla röportajımıza Adana milletvekili adayımız ve HDP eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Bektaş Hanım'la devam ediyoruz. Kadın milletvekili adayı olarak Adana'da çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bize biraz bilgi verir misiniz? Oldukça iyi, yani Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adana'da da adaylığımız, kadınların adaylığı, yoğunluğu gerçekten ciddi bir sempati topladı. Gittiğimiz her yerde kadınlar, genç kadınlardan çok yoğun ilgi gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca toplumun diğer kesimlerinden de bizim kadınlar olarak alanlarda olmamız, her yere gitmemiz büyük bir saygı uyandırıyor. Gerçekten mutluluk verici. Kadınların kazanılmış haklarına karşı sürekli bir saldırı var. Kadın erkek eşitsizliğine dair demler vuruluyor. Sürekli kadın erkek eşit değildir diye söylemlerde bulunuyor. Siz ve HDP olarak buna karşı politikalarınız nedendir, nelerdir? Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz yani kadınların ve erkeklerin eşitliği konusunda toplumsal cinsiyet rollerinin bugüne kadarki gelişimi ve tarihsel arka planı konusunda toplumu aydınlatma, bu konuda öncülük yapma ve kadın özgürlüğünü ve eşitliğini sağlama noktasında çok net bir partiyiz. Yani bizim amamız ve fakatımız yok. Yani kadınlar ve erkekler eşit değildir noktasında bizim karşıtlığımız ve karşı duruşumuzda bugüne kadar politikalarımızda ve tabii ki icraatımızda da ortada. Şu anki iktidar zaten kendi tasavvur ettiği toplum tahayyülünü mühendislik yaparak, toplum mühendisliği yaparak hayata geçirmeye çalışıyor. Özellikle kadınların yaşamına, özeline, yatak odasına kadar, mutfağına kadar, hastanesine kadar, hangi ameliyatı olacağına kadar büyük bir müdahalede bulunuyor ve gerçekten hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz HDP olarak kadınların ve erkeklerin bize biçilen, kadınlara biçilen toplumsal cinsiyet kodlarını reddeden ve toplumsal cinsiyet eşitliğini öngören bir programa ve ilkeye sahibiz. Kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik ayrımcılığı besleyen ve tekrar tekrar üreten bir dil kuruyor iktidar. Yani bu Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümetin bütün yetkilileri, ağızları, hatta maalesef üzülerek belirtmeliyim ki kadınları da aynı dili kurmaktan imtina etmiyorlar, çekinmiyorlar. Şimdi bu tip toplumsal meselelerde siyasetin dili, rolü çok hayati önemdedir. Yani bizim düşündüğümüzün çok ötesinde bir etki yaratır toplum üzerinde, sosyal doku üzerinde. Örneğin yani Cumhurbaşkanı'nın kadın ve erkek eşit değildir, fıtratında yoktur demesi erkeklere büyük bir güç vermiştir. Yani erkeklere derken şahsi olarak erkeklerden söz etmiyorum. Erkek egemen zihniyete bir arka çıkmaktır, destek olmaktır. Yine
kadına yönelik şiddet meselesinde de ve cinayetlerde de yani çok ciddi kadın ölümleri var, cinayetleri var ve kadına yönelik tecavüz vakaları var. Burada da siyasi iktidarın ve genel olarak siyasi partilerin iradesi önlemeye yönelik olmalı ve eşitliği yaşama geçiren, ayrımcılığı ortadan kaldıran bir dil başta, dilde başlıyor, kurmak zorunda. Bizde hem dilde ciddi sıkıntı var, ayrımcı bir dil kuruluyor, ötekileştiren, kadını cinsiyet olarak zaten haklardan yoksun, kendi biçtikleri rollere uygun davranış kalıpları göstermesi gereken bir cinsiyet olarak görüyorlar. Diğer yandan buradaki iradenin başka bir neticesi de şu, kanun koyucu, mesela iktidar kanunu yapan bir iradeye sahip ve mecliste çoğunluk onların elinde olduğu için 2002'den bu yana çıkan bütün kanunlarda kendi bu erkek egemen zihniyetleri ve eşitsiz zihniyetleri çıkan kanunlara da yansıyor. Yargı alanına da doğrudan etki yapıyor. Çünkü yargı dediğimiz şu anda Türkiye'de asla tarafsız ve bağımsız değil. Zaten herhalde bu konuda Türkiye halklarının, Türkiye yurttaşlarının yapılan bütün anketlerde yargıya olan güvensizlikleri çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. En güvenilmez kurum yargı ve bu yargıda erkek, erkek zihniyetiyle yaklaşıyor. Bu tabloda ne oluyor? Yani sokakta, iş yerinde, evde, mahallede ya da herhangi bir kamusal alanda kadına yönelen şiddet, istismar, tecavüz vakaları korunmuş oluyor. Yargıya gidince yargı o faile ceza vermiyor ya da indiriyor. Kadın yapınca aynı fiili kadına büyük ceza veriliyor maalesef. Bu konuda Nevin Yıldırım örneği çok tipiktir. Yani kendi tecavüzcüsünü öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Ama diğer yandan yüzlerce, binlerce örnekte cezasızlığın kadına yönelik şiddette, şiddet uygulayanların cezasız bırakılması da yine bir devlet politikasıdır. Çünkü bu yargıya da sirayet ediyor ve toplumla doğrudan geçen bir olgudur. Şiddetten söz açılmışken geçtiğimiz günlerde Adana'nın Kuzan ilçesinin bir köyünde şahsınıza karşı ya da seçim çalışması yürüttüğünüz sırada bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Biz Türkiye'nin hepsini temsil etmeye aday, halkların iktidarını kurmaya aday bir partiyiz. Adana'da da bu kapsamda Kozan'ın ilçelerine gittik. Bir de köylerine, Aslanlı köyünde. Orada maalesef bir saldırıya maruz kaldık. Ama tabii bu saldırıda en dikkat çeken boyut askerle saldırganların aynı anda köye gelmesi ve askerlerin kesinlikle saldırganlara bütün hakaretlerini, küfürlerini ve tehditlerine rağmen, girişimlerine rağmen bir engellemede bulunmamasıydı. Yani bu sonuçta seçim çalışmalarında herkesin eşit olmadığını çok açık gösteriyor. Diğer bütün saldırılarda olduğu gibi bürolarımıza, bombalamalarda, diğer meselelerde de devletin bütün organlarıyla birlikte bir safta yer aldığını ve HDP'ye karşı seçimi yaptırmama, seçim çalışmalarını örgütlememe, halka gitmeme noktasında bir bariyer kurmaya çalışıyorlar. HDP kadın partisidir derken bu sadece kadınların eşit temsiliyet ve kadın haklarının mevcut durumdan daha ileriye götürülmesi midir? Yoksa savaş ve şiddet karşısında HDP'nin bunun ötesinde vaat ettiği programlar var mı? Yani sadece eşit temsil değil tabii ki. Yani eş başkanlık değil. Biz kadın partisiyiz derken kadın özgürlüğünü ve eşitliğini kadının hayatın her alanındaki, siyasette de, evde de, ekonomide de, istihdamda da, her yerde, özetle böyle söyleyeyim, varlığını sosyal bir sınıf olarak, yani toplumun, dünyanın yarısıyız biz. Bu konuda özgürlüğünün önceliğini ifade ediyoruz. Yani şunu temel şiar olarak kabul etmişiz. Bir toplumda kadınlar özgür değilse o toplumda özgür olamaz. Yani çünkü toplumun yarısı diğer yarısına köleliği dayatıyorsa, şiddeti dayatıyorsa, haksızlığı dayatıyorsa uygulayanların da özgürlüğü söz konusu değil. Biz HDP olarak hem şiddet politikalarına hem
kadına yönelik şiddeti hem toplumsal anlamdaki dokuyu da Kadın Partisi olarak barıştan, özgürlükten, haklardan, adaletten yana dönüştürmeyi aynı zamanda vaat ediyoruz. Çünkü kadın dili daha yapıcı, daha barışçıl ve daha pozitif mesajlar içerir. Ve biz bunu gerçekten kendi siyasetimizde uyguluyoruz da. Mesela her yere gittiğimizde şu yadırgamayı çok az hissettim. Yani taziyeye gidiyoruz, 1000 tane erkek ama ben aday olarak tek başıma gittiğimde hiç kimse niye bu kadın geldi diye bir ön yargıda bulunmuyor. Aksine bir kabul var ve biz toplumu ancak böyle de dönüştürebiliriz. Yani eşit temsille, eş başkanlıkla, kadınların sözünün de bütün Türkiye'nin sözü olabileceğini, değiştirebileceğini ifade ettiğimizde diğer bütün kadınların özgürlüğü de peşi sıra gelecektir. Bu konudaki yaklaşımımız asla taktiksel değildir, stratejiktir. Demokrasinin olmazsa olmaz ilk maddelerinden biridir. Suriye Savaşı sırasında Türkiye çok göç aldı. Göç alan illerin başında da Adana yer alıyor. Mülteci kadınlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir? Toplantılara gittiğinizde, seçim çalışmalarınızda mülteci kadınlarla karşılaştığınızda sorunları neler ve çözüm önerileriniz neler olacak HDP olarak? Bu ülkede yaşayan herkesin insanca yaşam hakları var. Ve burada bize sığınan sığınmacılara, mültecilere devletin gerçekten asgari yaşam standartlarını sunması gerekiyor. Fakat maalesef bununla ilgili hem Adana'da hem İstanbul'da ve birçok yerde çok büyük şikayetler ve başvurular olduğunu biliyoruz. Bize de zaman zaman yansıyor. Düşük ücretle çalıştırma, maalesef fuhuş sektöründe kullanma, erken yaşta onları evlendirme, irade dışı gibi yöntemler sıkça kullanılıyor ve düşük ücrette emeğin sömürülerek, bedenlerinin sömürülerek çalıştırılması da söz konusu. Biz bunu kesinlikle büyük bir baskı ve zulüm olarak görüyoruz. Burada bizimle birlikteylerse, aynı toprağı paylaşıyorsak, aynı ilin sınırlarındaysak ya da ülke sınırlarındaysak asgari yaşam koşullarının sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Bu konuda gerekli manevi ve siyasal, sosyal desteği veriyoruz ama iktidarın da bu konudaki politikalarının kesinlikle yanlışlığını her fırsatta övündükleri bir meselenin yerelde ve tabanda ne kadar büyük bir suistimalle karşılaştığını duyurmak istiyoruz sizin aracılığınızla. Mevsimlik kadın işçilerle bir araya geliyorsunuz. Sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir parti olarak? Yani umarız gelecekte mevsimlik tarım işçilerine ihtiyaç kalmayacak. Herkesin kendi bulunduğu yerde iş ihtiyacının karşılanacağı bir ortam yaratabiliriz. Ya da iş koşullarının asgari yaşam standartlarına uyacağı bir ortam yaratma mücadelemiz var. Çünkü biz emek sömürüsü karşısında kesinlikle emeğin yanında, işçinin yanında, bu tarım işçisi ve fabrika işçisi fark etmiyor. Yani emekçi sınıfının bu konudaki talepleri ve taleplerinin karşılanması noktasında tarafımız çok net. Biz bundan yanayız. Tarım işçileriyle ilgili de kadınlar da çok yoğun, erkekler de var ve bunlar gerçekten insanlık dışı koşullarda bir yaşam mücadelesi yürütüyorlar ve kendi illerinde, ilçelerinde, köylerinde karınlarını doyuramadıkları için, çocuklarını doyuramadıkları için maalesef binlerce kilometre ya da yüzlerce kilometre öteye giderek güneş altında ama soğukta ama başka koşullarda çalışıyorlar. Yani biz dediğim gibi temel Türkiye politikamızda tarımın güçlendirilmesi, toprağa bağlılığın bitirilmemesi, tarıma dayalı sanayileşme konusunda ciddi projelerimiz ve önermelerimiz mevcut ama mevcut haliyle kadınlar tarım işçiliği sektöründe erkeklerden birkaç kat daha fazla eziliyorlar. Çünkü aynı zamanda anneler, kadınlar çadır hayatında kendi özgün durumlarının asla ihtiyaçlarının karşılanmadığı, ekstradan annelik, eşlik, toplumsal olarak farklı görevleri de ifa etmek gibi bir görevleri olduğu için çok daha fazla büyük bir eziyet yaşadıklarını biliyoruz. HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş televizyonumuza katıldığı bir programda partimizde erkekler toplumsal cinsiyet konusunda eğitim görüyor, bunu da kadınlar yapıyor demişti. Partinizin hakim olduğu alanlarda
Kadına yönelik şiddet konusunda gözle görülebilir veya somut bir şekilde bir gerileme var mı? Yani toplumsal cinsiyetle başlayayım. Bizim yönetim kademelerimizde yer alan il ve ilçe yönetimlerimizde ya da genel merkez yöneticilerimizin hepsinin toplumsal cinsiyet rolleri konusunda bir eğitim programımız var ve bunu uyguluyoruz. Yani eğitim materyallerimizin içinde bu özgün bir bölüm ve gerçekten bütün erkeklerin bu eğitimden geçmesi çok hayati önemde. Yani hayat eğitimi yetmiyor. Çünkü yaşam başka bir şeye dayatıyor. Tabii ki herkes almıştır. Selahattin Bey de bu eğitimi almıştır. Almalı da. Gerileme şöyle, bir kere dillerinde değişimle başlıyor. Kadına yaklaşımları da gözlemimi söylüyorum bir kadın olarak. İster istemez tabii ki zamanla o daha da oturuyor. Yani bilinç düzeyi yükselttikçe kadına yaklaşım, kadınlarla ilgili kurdukları dil bir dönüşüme uğruyor. Ama henüz istediğimiz noktada değiliz bence. Çünkü toplum dokusu bunu sürekli üretiyor. Yani sokak, okul, iş yeri, hastane, her yer kadına yönelik şiddeti ve kadına yönelik ayrımcılığı yeniden üreten bir yerde. Ama HDP'li erkek arkadaşlarımız diğerlerinden çok öndeler tabii ki. Yani bu konuda hatta bize şu espriyi çok yaparlar. Korkuyoruz zaten. Biz de korkarak değil, inanarak yapın bunu. Ve o ilk başta hani espriyle de olsa korkuyoruz diyenler zamanla bunu gerçekten benimsiyorlar ve içselleştiriyorlar. Tabii ki bitti diyemeyiz. Hani bize oy veren, destekleyen, gönül veren hiç kimse hani kadına yönelik şiddet uygulamıyor ya da hani bu konuda tam bir bilinçlenme noktasında deme noktasında değil. Çünkü milyonlarca insan destekliyor. Ama bunun çok çok azaldığını ve gitgide daha da bitiş noktasına doğru gideceğini biliyoruz. Çünkü bizim bu konuda tutumumuz çok net. Yani mesela aday adaylığı başvurusunda çok eşilleri almadık. Yani bu konuda müracaatlar vardı. Yine kadına yönelik şiddet uygulayan eşine ya da bir başkasına bununla ilgili bir iddia, bir soruşturma geçenleri de almadık yani listelerimize. Bu sadece adaylık değil, yönetim listelerinde de şeydir, ne diyelim, kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle ciddi bir ilerleme kat ediyoruz. HDP'nin Özgür Kadınlar Seçim Bildirgesi'nde SEDA ve İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayacağız diye bir söyleminiz var. İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmıyor, gereği yapılmıyor. Bu çok ayrıntılı hükümleri mevcut. Ama bu konuda Türkiye Kadın Hareketi gerçekten iyi bir muhalefet yürütüyor. Kadına yönelik şiddeti önleme noktasında, diğer ihlaller konusunda. Biz de Halkların Demokratik Partisi olarak hem İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz uygulanması, iç hukuka uyarlanması ve mahkemelerin buna uyması noktasında hassasiyetimizi her fırsatta ifade ediyoruz ve çalışmalarımızda yoğunlaştırıyoruz. Mecliste sunduğumuz çok sayıda farklı kanun teklifleri de var. Ve Türkiye'nin bu konuda çok gerilerde olduğunu, kadına yönelik şiddetin artışı da bunu gösteriyor. AKP iktidarı döneminde gerçekten %1400'lük bir artış normal değil ve son 5-6 yıldır artık bize şiddet verilerini de vermiyorlar. Politikalarıyla şiddeti her geçen gün büyütüp tekrar derinleştiriyorlar. Bu konuda yeni başvuruların önü de açıktır. Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve OPUS kararı çok tarihi bir karar, emsal bir karar. Bütün kadın hareketleri de, dünya kadın hareketleri de, Türkiye Kadın Hareketi de bu kararı hep refere eder. Bu başvuruyu yaptığım için tabii ki ben de çok iyi hissediyorum. Yani iyi ki yapmışız. Hani kadın hakları alanında bir, en azından küçücük de olsa bir katkımız oldu. Ama tabii ki bu durmayacak, devam edecek. Seçim çalışmalarınız çok yoğun ilerliyor. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ekmek ve Güz izleyicilerine son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Bir mesajınız var mı? Bütün izleyicilere en derin saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. 17 Haziran'a kadar herkesin, bütün kadınların, bu bir kadın programı, HDP etrafında gerçekten kenetlenmelerine ihtiyacımız var. Destekleri, sevgileri bize büyük bir güç verecek. Kadınlar artık kendi tercihlerini özgürce yapmalılar. Bizim çalışmalara da davet ediyoruz. Özgür kadınlarla özgür yarınlara ve özgür toplumlara diyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Meral Danış Beştaş'a teşekkür ediyoruz.